Merhabalar sevgili Eko Başarı programı izleyicileri. Bugün de sizlere Antalya Kaş'tan, sektöründe öncü bir firmadan, konaklamanın tek adresinden, Otel Kaşe'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de yanımızda firma sahibimiz Sayın Fikri Çilenger bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Fikri Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Fikri Bey? Ben Fikri Çilenger. 7 yıldır Kaşe Otel'in yönetimindeyim. Son 6 yıldır işletmenin müdürlüğünü üstlenmiştim. Bu yıl da işletmeciliğini devraldım. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Daha nice uzun seneler temenni ediyoruz ve hemen Kaşe Otel bünyesinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmet ve çalışmalardan kısa bir şekilde bizlere ve izleyicilerimize bahsetmenizi sizden rica ediyoruz Fikri Bey. Tabii ki. Otelimiz dinlenme amaçlı hizmet vermekte. Bünyemizdeki manzara restoranla birlikte gelen konuklarımızı rahat bir şekilde ağırlama, sessiz bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak için elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Peki kaç yatak kapasitesinde ve kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Yatak sayısı üzerine sistemimiz kurulu değil, oda sayısı üzerine kurulu. Peki efendim, bu alanda genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? 30 ile 70 yaş arası çiftler oluşturmakta. Genel olarak hem yerli hem yabancı turistlere de burada hizmet veriyorsunuz değil mi bünyeniz dahilinde? Evet, tamamen karma. Buraya sadece yerli ya da sadece yabancı turist gelmiyor. Yabancılardan da belli bir ülkeden ağırlıklı turist gelmiyor. Onlar da karma geliyor. Peki efendim, şimdi burada bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Bu hizmetinizin de bir bedeli, bir emeği muhakkak olmalı. Evet. O zaman ne diyoruz? Fiyat politikası diyoruz. Buraya gelen, sizleri tercih eden, saygıdeğer müşterinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nelerdir? Bizlere bahseder misiniz? Tabii ki. Fiyatlarımız yazın 3 aylık yoğun sezonda biraz yüksek. Ancak Haziran ve Ekim aylarında, özellikle Mayıs aylarında bütçeye bayağı bir şekilde uygun olarak ayarlıyoruz. Yani biz buna kısacası her kesimden, her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada hizmet ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz da diyebilir miyiz Fikri Bey? Yaklaşık olarak diyebiliriz, ancak çok da aşağıya fiyatı çekip burada iş olsun, otelde olsun amacına da yaklaşmıyoruz. Belli bir çizginin üzerindeki müşterileri hedeflediğimiz için fiyatımızı da birazcık ortalamanın üzerinde tutuyoruz. Ben hemen devam ediyorum ve sizlere sormak istiyorum efendim. Otel Kaşe olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Birinci öncelikle hedefimiz sadece yazları değil, yaz ve kışları 12 ay hizmet vermek. Hem yerli misafirlerimizi hem de yabancı misafirlerimizi burada yıl 12 ay ağırlayacak duruma getirmek. Bunu da önümüzdeki kıştan itibaren uygulamaya geçirmeye çalışacağız. Peki efendim, isterseniz şimdi biraz da sektörel bazda yaşamış olduğunuz sıkıntılarınıza ve zorluklarınıza değinelim. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak oluyordur. Nelerdir bunlar? Birinci en büyük zorluğumuz Türkiye'nin yurt dışındaki aldığı negatif tepkiler. Evet. O doğrudan maalesef bizim sektörümüzü etkiliyor. Bunda hiçbir şekilde kendi ülkemizin insanlarını suçlamaya gerek yok. Bizler elimizden geldiği kadar bildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak hepimizin de bildiği gibi dış ülkede bazıları kıskançlıktan, bazıları bizimle aynı işi yaptıklarından dolayı sürekli bizi gözlemlemekteler. Ve en küçük bir açımızda, en küçük bir negatif olayımızda kendi basınlarında bunu alevlendirerek yayınlıyorlar ve insanların Türkiye'ye gitmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki efendim, şu anda biliyorsunuz yaz sezonundayız ve beklentilerinizin ne derece doğrultusunda şu an çalışmalarınız? Biraz gerisinde, ancak çabayla ve biraz fazla çalışmayla o geride kaldığımız
noktaları da kapatıyoruz. Sonuçta hedeflediğimiz çizgide ilerlemekteyiz. Peki şimdi ben çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Burada sizler gibi turizm sektöründe hizmet veren farklı otellerimiz Antalya Kaş ilçesinde muhakkak vardır. Ama Hotel Kaş'ı olarak sizi diğer firmalarımızdan, otellerimizden farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir Fikri Bey? Muhteşem manzarası. Tam karşımızda Meis Adası var. Şu anda görmekteyiz. Bu ada Meis Adası. Ve sağında solunda toplam yaklaşık 20 tane küçük adacıklar var. Bu manzara hem gündüz hem de akşamları ay ışığı olduğu zaman inanılmaz bir ortam sağlıyor. Artı yarımadanın en ucundayız. En uç noktadayız. Bu da açık denizde temiz sulara insanların girmesine bir olanak sağlıyor. Bizim kendi bünyemizdeki en büyük artı özelliğimiz de yeri sürekli sakin tutmaya çalışmamız. Gündüzleri müzik bile yapmıyoruz. Havuzun başında ya da denizin başında olan insanlar kitap okuyarak uykuya dalıyorlar. Uyandıkları zaman bir şey istiyorlarsa onlarla ilgileniyoruz. Mümkün olduğu mertebe burada gürültü huzur yapmamaya diyorsunuz. Ve insanlara o huzuru vermeye çalışıyoruz. Peki efendim, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimizi Kaş'a davet ediyoruz. Kaş, Türkiye'nin incisi. Fransa'nın Saint-Tropez'i varsa, Türkiye'nin de Kaş'ı var. İleride Türkiye'nin turizmini ayakta tutacak ve reklamını yapacak tek yer demeyeyim, birkaç güzel yerden birisi. Peki Fikri Bey, bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ediyoruz. Sağ olun.